Bıraktığımız noktada iç siyasete de yavaş yavaş geçiyoruz. CHP-HDP ilişkisi, terör örgütünden CHP'ye yönelik tezkere ile ilgili açıklamalar ve Amerika'daki atılan bu adım herhalde birbirinin parçaları gibi. Ne dersiniz bu başlıklarla ilgili CHP'nin ne HDP ile ne HDP'siz olamama tutumunu? Aytu Atıcı'nın bir açıklamasıydı sanırım. Biz HDP ile ittifaka değil, HDP'nin oylarına talibiz. Sanırım herhalde durumu özetleyecek başlıklardan biri de buydu. Buyurun. Şimdi öncelikle her ülkenin farklı şeyleri vardır ama Amerika'dan demokrasi ve insan hakları diye laflar duymaya başladığında da arkanız dönün ve en hızlı bir şekilde kaçın. Irak'ta duyduğumuzda yaşananlar demektir ki Suriye'de bir iki savaş çıkıyor. Tam tersi geliyor. Tabii. Bu bir. Hocamın demin dediği noktaya ufak bir değineceğim. Buyur. Önemli. İzleyeceğimizi açıklayalım. Hani bu hep ya biz askeri alanda çok ilerliyoruz, işte yerli ve milli olduk, bu büyük bir güç falan diyoruz ya. Ya biz bu konuda ileri gittik. Onlara göre haddimizi aşıyoruz. Sebebini söyleyeyim. Şimdi bunu da biz bu iki gündür saha fuarı var biliyorsunuz. Türkiye'nin ikinci uluslararası savunma sanayi fuarı. Evet. Fuarı. Bizim de işimiz olduğu için oradayız. Doğru. Orada bir arkadaşıma konunun da dışında ziyarete gelmişti. Muhalefet yani muhalif bir partinin de çok böyle ateşli bir savunucusu bir arkadaşım. Orada onu anlatırken kendi kendime dedim ya ben bunu niye konuşmuyorum? Niye haddimizi aşıyoruz? Şimdi biz kendi bir takım ufaklarla başladık. Bayağı büyütüyoruz şimdi işi. Kendi askeri malzemelerimizi yapmaya başladık. Durmadık orada. Bunu şimdi başka yerlere vermeye başlıyoruz. Ve başladık. Burada sıkıntı nerede? İzleyicilerimize şunu açıklayayım. Çok da kısa tutacağım. Dünyada 3,5 tip silah vardı savunma sanayi ile ilgili yani ya da savunma sanayi ürünü. Amerikalıların yaptığı, Rusların yaptığı, Çinlilerin yaptığı, bir de İsraillerin yapıyor gözüktüğü. Rus ve Çin bu konuda birazcık daha ağır silah, hani teknoloji çok eski kaldı, çok güncelleyemediler. Şimdi biraz daha iyileşiyorlar vesaire ama burada en çok tercih eden Amerikan silahlarıdır. Kenara koyun. İsrail ne yapar? İsrail aslında yaptığı şey Amerikalıların kendi üzerlerinden satmak istemediği teknolojiyi sattıkları yancılarıdır. İsrail'de çok fazla böyle teknolojik firma görürsünüz. Şunlar çıkar, bunlar çıkar. Hepsinin altında bir Amerikalı firma vardır. Bunu da saklamıyorlar zaten. Şimdi diyeceksiniz ki ya bir tek Amerikalılar mı yapıyor? Hayır. Fakat Amerikalılar bu çok güzel oturtmuş. İngiltere'de bir ürün yapsa, Almanya'da bir ürün yapsa içinde mutlaka bir Amerika ürünü vardır. Sonra Amerika çok da eski değil aslında bir kanun çıkarmış. Demiş ki eğer savunma sanayi ilgili bir ürün yapıyorsan burada da Amerikan civatası bile varsa bana sormadan satamazsın. Bana sormadan tamir edemezsin. Bana sormadan yedek parçasını, mühimmatını veremezsin. Biz bunu yaşadık. Ne oluyordu? Amerika'dan ürün aldığınız, dünyanın neresinden alırsanız alın, neredeyse, Çin, Rusya hariç. Alıyorsunuz, ya diyorsunuz ki ben işte şurada bir şeyim var, yok diyor, oraya dokunma diyor. İşte ben şuraya bakacağım, her yere bakarsın oraya bakamazsın. Ya bana şu mühimmatı ver, al ama şuralarda kullanabilirsin. Şimdi biz bunu açtık. Buna önce bir tahammül ettiler kendilerince. Fakat sonra biz kendi tarafımızdan bakarak, zaviyemizden bakarak bunu başka ülkeye vermeye başladığımız zaman bunlar koptu. Koptular. Yani biz bunu yerli ve milli savunma sanayi araçlarımızı başka ülkelere sattığımızda, örneğin Ukrayna ya da Azerbaycan'la ilgili süreç, Polonya'ya satıyoruz. Birçok ülkeyle görüşmeler devam ediyor. Afrika. Şimdi bu onların oyununu bozuyor, bozdu. Zaten bütün olay buradan çıkıyor. Başka bir yerden değil. Amerika yavaş yavaş dünyanın her yerinde, tamam bizim gücümüz yani askeri arsenalimiz, satabildiklerimiz Amerika'ya göre tabii ki muhafazakar bir vaziyette. Ama görüyorlar ki burada bir şeyler oluyor, gidiyor. Ama güzel bir şey değil mi? Ya ben mesela ya bize güzel, adamlara hayır, değil ki. Muhalefet onlar için kötü ama muhalefet partisi üyesi ya da lider olsam güzel bir şey bu. Yani bunda kötü olan ne olabilir? Yarın İktidara geldiğinde eğer öyle bir hedefin varsa Amerika ile ilişkilerin için önemli bir başlık değil mi bu? Senin savunma sanayinin gelişmesi kötü mü olur? Siz büyükelçilere mektup yazıp bu ülkeye yatırım yapmayın, bu projelere girmeyin. Girerseniz ben geldiğim zaman sizi mahvederim, hepinizi mahkemelerde süründürürüm, paralarınızı vermem diyen bir liderden böyle bir reaksiyon mu bekliyorsunuz? Biraz gerçekçi olun lütfen. Ya öyle bir şey yok. Ha niye yok? Ve niye ben
Cumhuriyet Halk Partisi'nin ciddi bir oy verenin, ciddi kısmının gayet ulusalcı, vatanına, milletine bağlı, emperyalizme karşı insanlar olduğunu bizzat biliyorum. Ailemin tamamı CHP'li neredeyse. Ama yani lider böyle. Ya ne yapacağız? Gitmiyor da bir türlü. Belki bu açıklamalar yenile doymadı, gitmiyor da. Samimi CHP seçmenlerinin aklında bir soru işareti oluşturur. Bu anlamda onlar da herhalde bundan mutlu olur. Şimdi gurur duymaz mısın? Yaptığın, ürettiğin ürünü hem burada terörle mücadelede kullanıyorsun, hem bunu satıyorsun. Ekonomik açıdan öyle, ulusal güvenlik açısından öyle. Ya biz duyarız da yani demek onlar başka bir kafada. Yani ne kafası bilmiyorum. Ama ben şunu da görüyorum bakın. Yani ben, en azından benim tanıdığım bayağı var. CHP'liler benim tanıdığım böyle bir dertleri yok. Böyle bir tasaları yok. Onlar hakikaten gurur duyuyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı'na tersleri olabilirler. Sevmeyebilirler ayrı bir konu. Ama bu konuda, milli konularda onlarla bir problem yok. Problem bu baştaki kadroyla, Kemal Bey'le. Problem olan onlar. Ama bu tabii bir yandan da uluslararası hukuk boyutuna da geçiyor. Buyurun hocam. Çünkü bir tezkere var ve o tezkereyle sınırımızın ötesinde terörle mücadele edilecek tezkere, eminim siz de incelemişsinizdir. Aynı tezkere ama bir yıl geçtikten sonra farklı bir tutum ya da tavır da görebiliyoruz. Ya bir yıla, çok özür hocam, bir yıla gerek var mı? Tezkereye hayır dedikten kaç gün sonra, kaç saat sonra Kandil'i yerlebilir edeceğim dedi. Ama galiba orada lokasyon da önemli. Yani Yozgat'ta konuştuğu için olabilir mi bilmiyorum ama bu da bir soru işareti olsun. Şimdi ben o tezkere konusuna geleyim. Müsaade ederseniz bu Amerika ile ilgili, Batı ile Türkiye ilişkileri hakkında bir iki cümle de ifade etmek isterim. Şimdi Türkiye-Batı ilişkilerine ve özellikle de ABD ilişkilerine baktığımızda şunu görebiliriz. Yani Türkiye Batı için hep zor bir ülke olmuştur. Yani zor bir müttefik olmuştur. Ve onlara göre başta ABD olmak üzere Türkiye kontrol altında tutulması gereken bir ülkedir. Bunu daha önce yani 52'den itibaren özellikle NATO üyeliğiyle birlikte askeri anlamda zaten büyük ölçüde başardılar. Yani o zaten 71 muhtırasına, 80 darbesine ve son olarak da işte 15 Temmuz'a baktığımızdaki 60 ihtilali keza öyle askeri darbesi. Bunun arkasında önünde, sağında, solunda bir şekilde ABD'yi bulursunuz. Yani bunu hem askeri anlamda hem istihbarat hem de siyasi anlamda bulursunuz. Bu nedenle zaten Türkiye'den bu kadar şey yapılmasının, yani Türkiye'nin az önce ifade ettiğim yani otonom dış politika hamleleri, biz tabii ki NATO müttefiğiyiz. Ama aynı zamanda da ulusal milli çıkarları koruma noktasında artık Brüksel'den, Washington'dan gelecek bir onayı bekleyen bir ülke değil Türkiye. Ve bu da rahatsızlık veriyor ciddi şekilde. Şimdi Kuzey Suriye'deki bu yapılanmayla ilgili sizin Washington'dan ve Brüksel'den veya Paris'ten gelecek bir onayı beklemeniz söz konusu olabilir mi Türkiye Cumhuriyeti için? Silah veren onlar, beton ya, veren o, tabii, onlar. Hayır, o şey zaten o arkasındaki bütün şeyler. Ama bir defa rasyonel olarak düşünün. Siz bağımsız ve egemen bir Türkiye Cumhuriyeti'niz. Ve sınır ötesinden sizin ülkenizin malına, canına, sınırlarına tehdit var. Ve bu 40 yıldır devam eden bir tehdit. Bağımsız, egemen bir devlet ne yapar? Bu tehdidi etkisiz hale getirir. Ve bu etkisiz hale getirirken de meşru şekilde getirir. Bakın meşrudur bu. Bu sadece böyle siyasi bir karar, askeri bir karar değildir. BM Anlaşması'nın 51. maddesine bakarsınız. Bireysel meşru müdafaa hakkını kullanıyor Türkiye. Çünkü Kuzey Suriye'de Kuzey Suriye'de bizim sınır açan operasyonlar dediğimiz operasyonların temelinde yatan bu meşru müdafaa hakkıdır. Bunun üzerine tabii ki siyasi kararlılık geliyor, artı askeri güç geliyor vesaire. Ama temeli uluslararası hukukta meşrudur. Hocam ayrıca Adana mutabakatının da şeyi var mı? O Adana mutabakatı bunun yanında şey kalır inanın. Onu çok anlatıyorlar böyle Adana mutabakatı adına. Yani şimdi Adana mutabakatını uygulayalım diyorlar ya. Siz Esad'la oturacağınız zaman Esad'ın bugün iradesi ipotek altında. Ben onu söylüyorum. Bugün bizim Suriye'deki yeni komşumuz Rusya'dır. Ve önemli ölçüde de Kuzey Suriye'de de şeyde de Amerika Birleşik Devletleri'dir. Terör örgütünü kontrol ettiği noktalar. Terör ettik yani Türkiye'nin bugün Kuzey Suriye'de verdiği mücadele küresel ülkelere karşı veriyor. Başta ABD ve Rusya olmak üzere.
PKK PYD yapılanmasına verilen desteği artık kamuoyunda, yani dünyada bilmeyen kalmadı. Binlerce tır silah, askeri mühimmat, siyasi intisak. Şimdi bunun için Türkiye meşru müdafaa hakkını. Hocam devam edelim ama bir reklama gideyim. Sonrasında bölmeyin. Çok hızlıca burada bir reklama gidelim gelelim. Sonrasında Hikmet Genç'e de zor bir sorum olacak. Burada İyi Parti nerede duruyor? Meral Akşener de önce HDP'yi PKK'nın yanına konumlandırmıştı. Sonra Genel Başkan Yardımcısı bizim kastettiğimiz onlar değildir dedi. Orada da bir kafa karışıklığı var mı? Bu sorulara da yanıt arayacağız. İç siyaset gündeminden başlıkları da konuşacağız. Şimdi kısa bir ara, ardından karşınızdayız.